Saldırının olduğu gece uykumdan uyandım ben de. Hissetmişim demek ki. Canım kardeşim benim. İbrahim, şimdi iyisin ama değil mi? İyiyim Atike. Önemli bir şey değildi zaten. Ağalar hemen müdahale etti. İznik'te zor zamanlar yaşamışsın. Neyse ki sağ salim döndün. Hekimler alakadar olup iyileştirecekler hastalığını. Peki ölüm korkusu? Onu nasıl iyileştirecekler validem? Var mı bir şifası? Ben ne güne duruyorum? Korkma. Benim ölümü çiğnemeden kimse ulaşamaz sana. Kimse zarar veremez. Ölüme gelince, emri hak vuku bulunca hepimiz göçüp gideceğiz zaten. Rabbim hayırlı ölümler nasip etsin. Cennetini alsın bizi. Bunun için dua edelim. Sen de ölümle birlikte yaşamaya alışacaksın. Nasıl alışacağım validem? İnsan aklını yitirmeden, Mustafa amcam gibi olmadan bu korkuya nasıl alışır? Bu garabetle nasıl yaşanır? Ben nasıl yaşadıysam öyle. Bu kubbenin altında doğan nice şehzadeler, nice hükümdarlar nasıl yaşadıysa öyle yaşayacaksın. Acıttın mı canını? İyiyim, iyiyim. Lakin olanlar gözümün önüne geldikçe öfkeden deliriyorum. Kasım. Geçmiş olsun. Büyük bir badire atlatmışsınız. Atlattık Bayezid, atlattık. Lakin sağ çıkamayabilirdik. Belki de senin de istediğin buydu. Hasan, ne çirkin bir itham böyle. Ben sana, hünkâr abime, İbrahim'e bir zarar gelsin ister miyim hiç? İstersin. Daha evvel istemedin mi? Şimdi de öyle. Kasım. Şehzade abin seni ziyarete gelmiş. Hürmette kusur etme. Bizzat dahil olmasan bile. Validen karıştı bu işe. Ve senin de haberin vardı, yalan mı Bayezid? Eğer başınıza gelenlerden haberin varsa Rabbim beni yarına çıkarmasın. Validem zindana atılmışken buraya geçmiş olsuna geldim. Lakin çektiğim acılar yeterli gelmemiş anlaşılan. Daha ne istiyorsun benden Kasım, ne? Seni de validenin yanına kapatmaları lazım. İkiniz de layığınızı bulacaksınız. Kasım, yeter.